Herkese merhaba arkadaşlar. Hakan Satmasoğlu hoş geldiniz. Bugün konu benim için çok özel biri. Aynı zamanda mahallemizin bakkalı. Şimdiki artık market diyorum. Şakir Sarı. Şakir abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şakir abi. Ve Şakir abi seni tanıyalım biraz. Ben de ismim tabii biliyorsun Şakir Sarı. Bayramiyeli Cangalan Market sahibi. Evet. Memleketim Mayoçuk, köyüm Demircikö. İşte buraya Allah nasip etti. Buraya yerleştim. Memnunum mahallemden, bayram yerinden. Halkından, insanlarından ticaretimizi yapıyoruz. Çok güzel. Böyle çalışıyoruz. Yaşımdan dolayı ticareti bırakamıyorum da, bırakmak istiyorum, bırakamıyorum da. Pandemi döneminden dolayı da yasaklar var halen daha. Onun için işime devam ediyorum yani. Evet, çok güzel. Şakir abi, girişimcilik risk mi demektir? Girişimcilik risk değildir ama dürüst ve cesaretli olduğun zaman risk kalmaz. Önce Allah'a sonra kendine güveneceksin. Risk diye bir şey yoktur o zaman. Risk olabilir. Her şeyde risk vardır. Adım atışında da risk vardır ama ticaret tabii bambaşka bir risklidir. Edemiyor. Güveneceksin kendine. Dürüstlük çok önemli. Evet Şakir abi şimdi zorlukları nelerdi bu mesleği yaparken? Marketçilik, hani ticari, girişimcilik. Şimdi bu ticaretin bence diyelim okulu yoktur. Evet. Mesela üniversiteyi de bitirmiş olsan yıllarca benim gibi çıraklık yapmadıktan sonra çok zor ticaret. Hele bu zamanlarda mesela KDV'lerin %1, %8, %18, %0 KDV'lerle falan bu hesaplarla falan çok risklidir. Yapmak çok zordur ama bilerek yapmak lazım. Çok kazanacağım diye de normal kazançla yapmak. Yani riske fazla kendini atmayacaksın yani bu şekilde. Dürüstlükten başta gelir yani ben tüm toptancıların sana İtimat olması lazım. Yani para, bu işlere para da yetmez. Trilyon paran olacak yetmez. Krediyle paran da bu işler tabii kazandırmaz. Mühim olan itibar çok önemli yani. 71 yaşındasın Şakir abi. 71 yaşındayım. Maşallah Rabbim çok uzun ömürler versin. Amin. Abi meslek hayatına nasıl başladın? Meslek hayatıma başlamam çıraklıkla başlamıştım. 13 yaşlarında falan çırak babam köyden gönderdi beni. Akrabamız diye çıraklık devam ediyor. Sonra akrabamız patron dükkanı sattı. 17 yaşlarında falandım. Evet gerisine geri dönmek istemedim. Kasaba hayatı ticarete de alışmışım. Dönmek istemedim. Bu defa para tahsilatı için yani para bulup da bir iş yer açalım. Para bulamadım. Param hiç de yoktu ayrıldığım zaman iş yerimden. Bir bakkal dükkanı satılık olduğunu duydum. Gittim şu kadar para verirsem peşinat veririm. Tabii param yok. Bir abimiz vardı İsmail Çetin abimiz diye. Korkarak gittim vermez belki diye ama benim istediğim parayı tamam evladım dedi hemen çıkardı verdi. Bu şekilde başladım ticarete. İlk başlayışım bu şekilde ama bir de çalıştığım şıraklık dönemindeki toptancılar da tanıdığı için bana mal getirmeye başladılar. Sıkıntı yaşamadım. Güven verdi. Dürüstlük çok önemli. Tabii çok önemli. Abi birikimlerin neler oldu? 71 birikimlerim tabii iflas ettiğimiz zamanlar doğru da birikimlerimiz ne oldu? Çok kazandık, çok kaybettiğimiz zamanlar oldu ama tabii benim kendi emekliliğimi, eşimin emekliliğini kazanmak, çocuklarımı okumak isteyen okutabilmek, okumayanı iş yeri sahibi yapabilmek benim için bunlar çok önemli şeyler. Bunlar kazançtır yani bunlar. Çok güzel. Bir de mesela 20'nin üzerinde benim emeklim var. Bunların da hayır duasını alıyorum. Benim işçilerimi hep sigortalı çalıştırdım. Emekli oldular, halen dua ediyorlar bana. Bunlar da bir kazandı. Hani evdi, vardı, mal mülktü bunlar son planlar ama var tabii mal mülk sahibi olduk biraz ama fazla da bir gözümüz yok yani. Bizimki bize yeter şekilde. Kira vermiyoruz iş olmazsa, iş yerimizde falan evimiz de var. Öyle bir fazla bir şey yapmadık ama bana bu dediğim hayır dualar da yetiyor. Çok güzel abi. İflas ettin mi Şakir abi? İflas ettim. Tabii kefillikten dolayı en yakınlarımın birisine kefil oldum birilerine. İflas ettik. Ne varsa gitti. Ödedim parayı sıfır kaldı. Ev var hepsini sattım. Kefil oldum. Söz verdim. Senetsiz hatta kefil oldum ama söz verdim diye çok büyük parayı da kefil olduğum dolayı ödemek zorunda kaldım. Evim, barkım, arabalarım hiç keyif kalmadı. Bırakacak oldum böyle ya ben bırakacağım artık yapmayacağım. Belki kimse artık bırakacak. Bunu hiç bu konuya girmedim kendimle yani cesaretime güveniyorum. Bir de dürüstlüğüme güveniyorum. Hem moral yüksek tuttun yani. En büyük güvencem Cenab-ı Allah'tır zaten. Allah'a güveniyorum. Ondan sonra tabii bu arada iflas ettiğim zaman çok büyük iflas ettik. Sıfırın altındayız. Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey yok. Bir şey yok. Eşim bana dedi ki hiç üzülme adam. Hiç üzülme. İcraya da verseler kanım borcumuz için taksitlendiririz, öderiz. Ben senin arkandayım diye hiç güzel, üzülmedim. Manevi, ben orada manevi ile hiç parada önemli değil.
Orada ben zengin oldum kendi kendime. Çok eşimin bu şekilde demesi, davranmasıyla Allah razı olsun. Moral. En büyük moral, en büyük destek. Ve dediği gibi de destek oldu bana. Halen daha destek oluyor. Çok Allah razı olsun. Ne güzel, maşallah. Evet canım. Abi eskiye göre şimdi neler değişti? Ticari hayatında eskiye göre mesela biz çok garibanlıktan, çok sıkıntılar yaşadık. O zamanlar tabii yokluklar daha fazlaydı. Öyle sıkıntılar, mal almak durmak çok fazlaydı. Sıkıntılar yaşadık. Tabii kaybettiğimiz zamanlar da oldu dediğim gibi ama mesela o zamanlar, bir zamanlar biraz bankadan para alan diyorsun. %35, %25, %15 aylık faizlerdi. Faizler çok mu? Tabii o zaman tabii yüksekti. Yüksek olduğu zamanlar oldu. Mesela banka senin teminat mektubunu dahi kapalı verdiği zaman çok büyük sıkıntılar yaşadım. Ama kendime, Allah'a güvendiğimden dolayı, çalışmamdan dolayı hiç böyle geri vitese takmadım. Hep ileri. Hiç sıfır gibi olduğum zaman dahi çalışmayı bırakmadım. Azmi bırakmadım yani. Orayı yüksek tuttun. Orayı yüksek tuttum. Çok büyük bir şey. Tabii bu tabii zaten temel taşı değil mi abi aslında? Zaten üzülerek yani ben bir şey yapamam bu saatten sonra dediğin zaman iflasın en büyüğünü yaşamış olursun. Evet. Ama cesaretli olarak yürüdüğün zaman Cenab-ı Allah sana zaten her konuda yanıyor. Oluyor ve dürüstlük çok önemli yani. Sen zengin olmak, fakir olmak önemli değil. Dürüst olacaksın. Fakirliğin de bize şerefi var. Zenginin de şerefi var dediğim gibi. Mesela birçok zenginler vardır, fakiri ezmeye çalışır. Birçok zenginler var, kalkındırma uğraşır. Yani böyle Allah sevgisi vardır, kul sevgisi vardır. İnsanlar çoktur yani. Zaten o güzel insanların hatırına, yüz hürmetine yaşıyoruz zaten. Herkes kötü olsa onlar gibi hiç kimse yaşayamaz. Tabii ki. Şimdiki girişimcilikle alakalı gençlerimize tavsiyeleriniz, öneriniz neler abi? Neleri doğru yapması lazım ya da neleri yanlış yapıyordur? Şimdiki gençler biraz daha hazır bulma durumları var. Bizim gibi kötüler. Şimdiki bizim zamanımızda mesela sana bir tane kısa bir örnek söyleyeceğim. Kuyruklar daha çok fazlaydı. Kıtlık çok vardı. Çay dahi almak için bakkal oldum halde kuyruklara girdim bilirim. Sıkıntılar yaşadık. Benim babam rahmetli bir tane kurşun kalem alırdı. İkiye bölerdi. Biz kargı takardık onunla. Bir yıl başka şansın yok. Başka kalem şansın yok. Bu şekilde okuduk. Çok affedersiniz, eşya üstünde hem tarlaya giderdim, hem kitap okuyarak giderdim, hem dua okuyarak giderdim. Çocukluğumdan dair çok kötü şeyler yaşadık. Şimdi gençler tabii bugünler bilmediği için hep bu şekilde sanıyorlar. Ama onlara tavsiyem ne olur biliyor musun? Evet. Dürüst olsunlar. Her zaman dürüst. Dürüst olsunlar. Yani, Allah'ın yolunda gitsinler. Gitmeleri gerekir. Çok önemli bir şey. Bir de kötü arkadaşlık edinmesinler. Çevresine dikkat edin. Mesela sigara dahi bence çok kötü bir şey. Evet. Ne yazıyor üzerinde? Öldürür diyor. İçki öldürür. Sigara öldürür. Ne işin var ondan senin? Ne güzel suyunu ayranla iç. Ondan sonra bir iş kurmak istiyorsan ayrıca bir tek iş değişeceksin. Ona yol açacaksın. İkinciyi, üçüncüyü, beşinciyi bunları yaptığın zaman hepsi batar. Bir tek iş yapacaksın. Sağlam güzel yapacaksın. Sağlam yapacaksın. Dürüst olacaksın. Allah'ın yolunda gideceksin. İman kuvveti olacak bir kere. Allah sana her zaman beri güzel insanlarla irtibat kuracaksın. Sakat insanlarla iş yapmayacaksın. Krediye fazla yüklenmeyeceksin. Güzel güzel kazancın kadarına yapmaya çalışacaksın. Bu büyür gider, merdiven yükselir gider. Güven konusunda abi nasıl, ne yapmaları lazım güven konusunda? Güven konusunda bir defa kesinlikle mesela toptancıdan olsun, bakkaldan, çakkaldan, nereden ne alırsan al. Mesela insanlara güvenci olması lazım. Sen şimdi ne almışsın? Bir tane sigara gitmişsin, bir daha çalıyı dolaşmışsın. Senin güvencin bitmiş de. Aldın mı? Yarın vereceğim dedin değil mi? Yarın veremedin. Gelirsin. 3 gün sonra versem olur mu? Adam baş tacı yapar seni. Ama sen, getirip verip sen vermesi lazım. Sen gelmezsen, başka yerde gidersen sana kimse güvenmez. Allah da güvenmez, kul da güvenmez. Mesela ben ticareti yıllarca yapıyorum. Mesela şu anda 71 yaşındayım. Diyelim 15 yaşına başladım. Kaç sene, 55 senedir ticaret yapıyorum. Evet. Ne insanlarla karşılaştım, ne güzel insanlarla karşılaştım, ne de şu kötü insanlarla karşılaştım. Halen daha o kötülük yapmak isteyen, yapan insanlar hep kaybeder. Tecrübe oluyor değil mi insanlara? Dürüst insanlar her zaman kazanır. Her zaman. Yanlış yapanlar her zaman kaybeder yani. Güzel insanlarla irtibat kursunlar. Güzel alışveriş yapsınlar. Haram yemesinler. Terazide hile yapmasınlar. Fiyatlara aşırı zam yapmasınlar. Mesela ticaret yapıyorsan yani. Hiçbir defa işin ilerisine gitmeyeceksin. Aç yatacaksın, dürüst yatacaksın. Şakir abi pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı olmuştu hatırlıyorsan son dakikada böyle. Sonra bir baktım bütün mahalle ayda can gıdam var ki Şakir abi o bayağı ne dedim kendi kendime böyle.
Orada neler oldu abi? Pandemi döneminde zaten ben dükkanı devretmek istiyordum. Pandemi devri başlayınca insanlar dükkan devralmaktan zaten vazgeçtiler. Her şey karıştı. Bize de sokağa çıkma yasakları 65 yaş üstü dolayı gezmek bize de yasak. Ben iyi ki devretmemişim. Ben evde kapanır kalırdım. Alışmışım da. Şimdi ne yaparım diye düşünürdüm diyorum yani. İyi ki diyorum. Pandemi keşke olmasaydı da yasaklar başladı. Biz bu dönemde çok sıkıntılar yaşadık. Mesela sokağa çıkamamak yasaklar. Bir de arı kumanı gibi iğne yasadan yere düşmeyecek. Bu ilk akşam çok kalabalık oldu. Böyle bir sıkıntı şey yok. Abi, benim elemanla kesiyorum Şakir abi. Hani Şaban bir filmi var biliyor musun? Orada hani herkes işte bugün indirim var. Bütün marketlerde, bütün komşular falan uçuşuyor falan. Şimdi, o gözüm önüne geldi. Öyle gördü kalabalık markette. İndirim falan insanlar hiçbir şey fiyat sormuyor akşam. Direkt ne alırsan gel. Senin elin vicdana koyacaksın. İşte o akşam hata yapsan çok günah bak. Evet. Mesela adam evine bir tane makarna alacak. 5 lira makarna diyelim. Sen 7 lira. İşte çok kötü bir şey. O akşam ilk yasağın başladığı akşamı İçişleri Bakanlığı açıkladığı zaman saat 9 sırasıydı yanılmıyorsam. Bizim de elemanlar gitmişti. Ben de eşimle beraber kalmıştım. Başladı 3-5 kişi gelmeye derken 100 metrekareden olan dükkanım arı kovanı gibi oldu. Böyle iğne atsa yer düşmez. Tamam, evet. Bu şekilde oldu. Allah'tan ki mahallemizde güzel insanlar var. Yani birkaç kişi de bana çok destek çıktı. Mesela Balıkçı'dan görürse selam vereyim ona. Kapıya dikildi, nöbet tuttu ona. Burada bir Allah'ın kulu yanlış yapsın diye ben buradayım diye kapıları nöbetçiyim diye. Sakın yanlış yapmayacaksın diye. 3 saat, 4 saat bizim alışverişimiz devamlı. Çok güzel alışveriş yaptık ama çok sıkıntı yaşadık. Hesaptan kitaptan anlayan insanlar hemen yardımcı oldu bana. Allah razı olsun herkesten. Ama ben de çok fena oldum. Bu yaşta hesap almak, vermek falan çok sıkıntılı oldu ama güzel geçti gene de yani. Yani kimse de öyle bir mal çalalım, bir de dedikodu çıkarmıyor, öyle bir şey yok yani. Herkes alışveriş yaptı gitti işte. O akşam yaşadık. Ondan sonra da pandemi zamanında da yasaklar oluyor, olmuyor. Mesela normal şekilde seyrediyor. Şu anda da halen daha yasak var. Ama çok şükür Allah'a. Onu atlatacağız inşallah anladığından herhalde. İnşallah. Yani tavsiyem şu aşısını olmayanların lütfen aşısını olsun. Çok olduk değil mi şu aşı Şakir abi? Ben 4. aşı oldum, 5. olacağım. 4. oldum tabii, maşallah. Oldum, ben de 3 oldum Şakir abi. Sen daha hızlı gidiyorsun. Bunu şimdi zaten izliyorum televizyonda. Hep aşı olmayanlar, %90 ölenler bunlar. Evet. Aşılı olup da adamın başka rahatsızlığı varsa oradan ölüyor. Öyle aşıdan dolayı ölmüyorlar yani. Ama halen daha da inat ediyorlar. Bu aşı olmayan diye çalışan insanlar olmayıp da insanları yanıltan insanlar var ya, bence cehennemlik bunlardır yani. Adamın ölümüne sebep oluyorsun sen. Hüseyin abi Balıkçı, Hüseyin abiye de buradan parantez atmak istiyorum. Hüseyin abi sağ olsun düğünüme geldi, düğünüme şarkı söyledi, şaşırdım, mutlu oldum. İnşallah Hüseyin abinin de hakkında hayırlısı olur. Ben o adamı kim derseniz ben çok seviyorum adamcağızı. Çok sıcak anı böyle, sanki mahalle insanı böyle. Hep doğruları konuşacağım. Zaten mahallede en dürüst insanlardan bir tanesi de o zaten. En evet. Insan yani. Onu da buradan sevgi saygıyla selamlayalım. Evet Şakir abi, şimdiki gençlerimize tavsiyelerin, önerilerin var mı? Hayattan ne yapsınlar, ne etsinler? Sevdiği kişiyi bir kişi sevsin. Bir tanesiyle muhatap olsun. İkinci, üçüncü dediği zaman ortalık karışır. Hiç mutlu olamazlar. Tavsiyem. Evet. Bir de evlilik hakkı için diyorum yani. Mesela duyuyorum ben 3 tane 5 tane görüştü, konuştu insanlar, kızlar, erkekler oluyor. Bunlar yanlış şeyler. Bir kişi. O zaman mutlu kalırsın. Sen yarın için 5 kişiyle şey yaparsan acaba hangisiydi falan diye kalmamış olmalıdır. Tavsiye ediyorum ki bir kişiyle şey yapsınlar. Yanlış evlilik yapmayın. Yanlış evlilik yapmasınlar. Yani evet, yazık çok yani. Hep güzel insanlarla seçsinler. Yani güzel dediğim zaman kalbi güzel olsun insanların yani. Yüz güzelliği apayrı bir şeydir. Evet. Evet Şakir abi gerçekten onur gurur şeref verdim programa gelerek. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Evet Hakan Safmaz Show'un sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.